açıkçası tonlarca zehirin denizlerimize döküldüğü bir dönemi devraldık. Bu İstanbul Boğazı'nda, Marmara Denizi'nde ve hatta Haliç'te yaşadığımız bir gerçek. Açıkçası desek ki İstanbul Boğazı'na bu kadar zehir dökülüyor ne yapalım? vatandaşımız feryat figan elinizden ne geliyorsa yapın diye sert bir tavırla bize yol gösterir. Ve böyle bir soruna seyirci kalamazsınız diye de parmağını gösterir. Açıkçası bu atık su meselesi gerçekten İstanbul'un göbeğinde göz bebeği olan mecralarda bu kadar yıllar boyu ihmal edilmiş olması büyük bir özensizlik. Yani bir nevi zehir aslında. Tabii bu çevreyi kötüleştirdiği gibi aslında insanların sağlıklarını da tehdit eden bir durum. Aynı zamanda önemli bir çevre kirliliği kaynaklarından da başta gelen hususlardan. 21. yüzyılda Boğaza verilen atık suların varlığını yaşamak, duymak ve eğer geri dönüp biz 25 yılımızla övünüyoruz dediğinizde bu yüz karasını gördüğünüzde hiçbir şeyle övünemez hale gelirsiniz. Bu kadar net. Bu bağlamda <laughs> biz bu işi önemsedik. İSKİ bünyesinde görevi aldığımız ilk günden beri İSKİ'nin kıymetli yöneticileriyle, genel müdürlerimizle, genel müdür yardımcılarımızla, çalışan teknik insanlarla Bakınız büyük bir bölümü yine o kurumun geçmişten gelen çalışanları ve yöneticileri fark nerede biliyor musunuz o insanların aklına hürmette o insanların birikimlerine hürmette eğer siz o hürmeti göstermez her şeyi ben bilirim der ve öyle bir süreç yönetimi ortaya koyarsanız iş başarma şansınız yok eğer Nereden rant elde edebilirim ya da neyi yapar ve gösteririm de bana oy gelir diyerek seçim, seçmen, oy kazanmak her yol mübahtır yeter ki seçimi kazanalım anlayışıyla hareket ederseniz o yöneticilik İstanbul'a bir şey kazandırmaz. Bakınız biz bu az önce gösterdiğimiz o görüntüleri öyle montajla falan da yapmadık. Onların hepsi gerçek geçmiş dönemlerde bugün onların ne dediyse nasıl istiyorlarsa yayın yapan televizyonlarının çekimleri bizim çekimlerimiz de değil. Denize dökülen, denizi kanlı gösteren veya o atık suyun denize aktığını yaşatan görüntüler bize ait değil. O bakımdan Üsküdar Beylerbeyi'nde belki de Boğaz'a zehir taşırmasının en önemli sebeplerinden biri olan 600 metrelik İstavroz Atık Su Tüneli'ni bitirmek önemli bir adımdı. Az önce genel müdürümüz de söyledi. Tam 181 noktada böylesi derin bir problem haline gelmiş sorunları çözüme kavuşturduk. Dört buçuk yılda. Dört buçuk yılda. Yeter ki isteyin, yeter ki sorunu tespit edin ve çözümü için yola çıkın. Bu kadar basit. 31 noktada da Boğazı, Halici, Marmara Denizi'ni korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Yağmur suyu hatlarıyla atık su hatlarını ayırıyoruz. Bu önemli bir çevreci adımdır. Yağmur suyu hatlarının doğal bir biçimde denize ya da barajlarımıza akıtılmasını sağlamak çevreyi korumanın önemli adımlarından birisidir. Bu aynı zamanda atık su arıtma tesislerimizin yükünü de bir durumdur. Milyonlarca metre küpü oraya yollayıp ekstra bir enerji tüketimi, ekstra bir emek, ekstra bir tesis kapasitesi üreteceğinize o suyun doğal su kaynaklarınıza erişmesini sağlıyorsunuz. Yine su baskınları meselesi önemli bir konu. Az önce Genel Başkan yardımcılarım yardımcımızla esprileştik. Yani Üsküdar'ın sahilinin denizle birleştiği görüntüyü görünce dedim ki kızmadınız bize değil mi dedim Üsküdar'ın Venedik olmaktan kurtardık diye. Şimdi o görüntü yakışmayan bir görüntüydü. Efendim kenarından biz başlattık, biz projelendirdik şu bu bırakın o iş. O iş bırak. Bu iş yeni bir iş değil ki. Yıllardır var olan bir sorun. Eğer bunu ilk işimiz deyip buna sarılıp ilçe belediye başkanından büyükşehir belediye başkanına genel müdüründen diğer birimlerine kadar bunu yapalım bu bize yakışmıyor. Önceliğiniz olsaydı çoktan bitirirdiniz. Biz geldik bitirdik kardeşim. Bir iki senede. Bir iki senede bu kadar basit. İstanbul genelinde kronikleşen bu tarz su baskınlarının olduğu yerler tam çözüm bulduğumuz yerlerin tam sayısı tam 130 nokta milyarlarca lira harcadık. Yani ne yaptık biliyor musunuz? Milletimizin parasını doğru sorunlara çözüm bulmaya ayırdık ve onu çözdük. Yine 46 noktada daha çalışmalarımız sürüyor. Bakın bazı noktalar var ki benim yani bölgesinde yaşadığım Esenyurt'ta derenin yolunu değiştirdiler. İmar verebilmek için, bina yapabilmek için derenin akışı vardır ya böyle. Derenin akışını böyle yaptılar. Dediler dereyi şuralardan dolaştıralım öyle gitsin. Niye burayı imarlı alana haline getirdiler? Ne oldu? O evleri su bastı. O evlerde insanlar öldü. Şimdi biz Tekrar dereyi yerine getirmek için orada istimlaklar yaptık, yüz milyonlarca lira ve milyarlarca lira yatırım yaptık dereyi tekrar akıtabilmek için. Bakın yapılan yanlışın karşılığı bedel ödemektir bunun adı. Bu suçtur biliyor musunuz? Bu suçtur, şehre ihanettir. Yani milyarlarca lirayı bundan 15 sene önce, 20 sene önce yaptıkları yanlışlar üzerinden düzeltmenin bedeli olarak harcıyoruz. Bunların hepsi gerçek. Gerçek montaj değil, kumpas değil, uydurma asla değil. Hayatımda hiç kıyısından bile geçmediğim sıfatlar ve uygulamalar bunlar. Allah bunları yapanlardan milletimizi korusun. Kumpastan, montajdan, yalandan, dolandan, talandan korusun. Bütün bunları yaparken bir farkımız daha var. Hükümet kendileri bankalara kendileri talimat veriyor. Yok ya bankalara talimat vermeyiz. Vallahi veriyorlar. Niye veriyorlar? Çünkü biz 5 yıla yakındır yönetimde olacağız. 3 yılımızı çaldılar. Onun için 5 yıla yakın diyeceğim. O 5 yıla yakın olduğumuz yönetimde kamu bankalarının başındaki insanlar biraz vicdanı çalıştığında yakındaki, yakınlarındaki eşine, dostuna, akrabalı, benim her yerde kulağım var, duyuyorum. Ya ne yapalım, talimat geldi, bir lira bile kredi veremeyiz diyerek o koltuklarda oturdular, oturmaya devam ediyorlar. Bunlar kamu bankaları. Sizin, benim paramız, milletimize ait kamu bankalarından bize sıfır lira verdiler. Bizden önce bütün bu imkanlar, onlara ait iken bu şehir adına milyarlarca lirayı kullanırken bunları yapmadılar. Bakın bu ne biliyor musunuz? Gerçekten adalet, merhamet, iyilik gibi duyguları körelmiş olduğunun göstergeleridir. Kendilerinden başka kimseyi düşünmemekle ilgili bir kötülüktür ve bunlar bir avuç insan. Bir avuç insan. Öyle gözünüzde falan da büyütmeyin.